Bizim bir fikrimiz var. Günümüzden geçmişe bir yolculuk yapsak. Buyurun o zaman, sahne sizin. Kolay gelsin o elinizdeki güvercin ne öyle? O bildiğin güvercinlerden değil. Bu haber güvercini. Kızıma mektup yazdım da. Mektup mu? O ne ya? Sen nerede yaşıyorsun da mektubu bilmiyorsun? 21. yüzyılda. Elektronik posta, kısa mesaj, telefon, hatta cep telefonu varken ona ihtiyaç duymuyoruz bile. Dediklerinden bir şey anlamadım. Önce dumanla haberleşiyorduk. Sonra güvercinler aklımıza geldi de kurtulduk. Neyse, sen tut şu güvercini de mektubu ayağına bağlayayım. Bugün ele alacağımız bir diğer konu da sunum. Sunum, bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu açıklayan, laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden, önemli olay ve olguları dile getirmek için yapılan konuşmalardır. Şimdi de sözlü iletişimi ele alalım. Sayın Müdür, kıymetli arkadaşlar, birazdan vereceğim verilere dayanarak... Duralım. Arkadaşımız çalıştığı şirketin müdürüne ve şirket çalışanlarına bazı bilgiler sunmakta, açıklamalar yapmaktadır. Bu bilgi ve açıklamalara ileti denir. Arkadaşımıza yani iletiyi sunan kişiye gönderici, iletiyi sunmak istediği kişi ya da kişilere ise alıcı demekteyiz. Ben galiba işlerine fazla karıştım. İsterseniz onlara kulak verelim. Oynayalım. Birazdan sunacağım verilere dayanarak denebilir ki atık kağıt kumbaralarının şirketimiz içine konması geri dönüşümü sağlayacaktır. Bunun da ülke ekonomisine katkısı olacaktır. Duralım. Sunumu yapan arkadaşımız atık kağıtların kumbaralarda toplanmasının ülke ekonomisine katkı getireceğini kanıtlamaya çalışıyor. Yani anlatmak istediği mesaj olan iletiyi aktarmak istiyor. Hadi dinlemeye devam edelim. Bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmış. Bu araştırmayı içeren bir gazete kupürünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca birazdan göstereceğim slaytta da göreceğiniz gibi... Duralım. Sanırım sunum yapan arkadaşımız gazete haberinin yanı sıra slaytlardan da yararlanacak. Bir mesajı aktarmak için kullandığımız somut araçlara da kanal diyoruz. Gazete ve slayt gibi araçlar birer kanaldır. İsterseniz şimdi hep beraber sunum yapan arkadaşımızın bir gece önceki hazırlığına göz atalım. Olmuyor. Hayrola, sesin içeriye kadar geliyor. Olmayan nedir? Yarınki sunum için bir türlü kafamı toparlayamıyorum. Şu şirket için yapacağın sunum mu? Evet o sunum. Şu atık kağıt kumbaralarıyla ilgili olan. Her şeyden önce artılarını, eksilerini bir konuşalım. Nasıl yani? Sunumu yapacak olan kişi kim? Dalga mı geçiyorsun? Tabii ki ben. O zaman kendini iyi tanımalısın. Olumlu yönlerini ön plana çıkararak eksilerini artıya dönüştürmeye çalışmalısın. Sunumun ilk aşaması kendini iyi tanımak. Peki senin amacın ne? Yöneticiyi bilgilendirmek mi yoksa onu ikna etmek mi? İkinci aşamamız sunumun amacını belirlemek. Amacım ikna etmek. Çünkü bu hem çevre hem de ekonomi açısından çok önemli. Oysa yönetici istemiyor çünkü yeni atık kağıt kumbaraları için yeni düzenleme yapılması gerekiyor. Peki elinde yeterince bilgi var mı? Bu noktada konuya hakim olma aşaması devreye giriyor. Galiba yok. Ama bizim yan komşumuz çevre mühendisiydi. Dur ben hemen ona gidip bilgi toplayayım. Dur bekle beni bir saniye. Arkadaşlarımız sunumun konuya hakim olma aşamasını yerine getiriyorlar. Biliyorlar ki yeterli araştırma yapılmadan hazırlanan bir sunum başarıya ulaşmaz. Tam tahmin ettiğim gibi.
Hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74 ila 94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir. 1 ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 20 ağacın kesilmesi önlenebilir. Hatta mühendis komşum bazı belgeler de verdi. Aman sen ne yaptın? İşte bir sürü belge, dünyanın su kaynaklarının tükendiğine dair birçok makale. Ama sen demedin mi sunumun süresi kısa olacak diye? Arkadaşımız sunumun sınırlı bir sürede yapılacağının unutulmaması gerektiğini vurguluyor. İstersen bunları sıralayarak bir slayt gösterisi haline getirelim. Tamam. Sen nasıl olsa bu makaleyi okumuşsun. Tamam. Sana konuşmanın böyle akışını hatırlatacak küçük notları bu slaytlara yükleyelim. Çok iyi fikir. Bak ben kendime okurum diye çeşitli kağıtlar da almıştım zaten. Bak bunlar biraz büyük. Bence bu kağıdın 1/4 kadar olmalı. Bunları böyle sıralarız ve numaralandırırız. Konuşma metninde yer alacak konuların notlar halinde düzenlenmesi aşamasından bahsediyor. Her şey hazır. Bence kesin ikna olacak. Senden son bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Beraber bir prova yapsak. Tamam, hadi başlayalım. Tamam. Sunum öncesinde yapılması gerekenlerin son aşaması olan provayı da unutmamamız gerekiyor. Arkadaşlarımız provadan sonra sunumu bilgisayar ortamında yapmaya karar verdiler ve geçtiler bilgisayarın başına. İlk önce yazım şeklini seçtiler. Sonra okunabilecek bir büyüklükte harf seçimine karar verdiler. Uzun cümleleri kısaltarak sözcükler ve maddeleri tercih ettiler. İşte şimdi tam istediğim gibi oldu. Peki doğru sunum nasıl yapılır? Sunum yapılırken düşülen yanlışlıklar nelerdir? Hayrola? Nedir bu halin? Sorma. Bugün sunumda işler pek yolunda gitmedi. Ne oldu ki? Anlaşıldı. Halbuki kendine güvenerek başlayabilseydin. Duralım. Sunum anında yapılması gereken ilk dikkat edeceğimiz noktayı arkadaşlarımız vurgulamaya çalışıyorlar. Sunum yaparken telaşa kapılmamamız gerekiyor. Sonra merhaba. Ben Osman. Bugünkü konumuz atık kağıtların kumbara. Anlaşıldı. Halbuki kendini tanıtsan ve konunun önemine dikkat çekseydin. Arkadaşlarımız sunumun başlangıcının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorlar. Sonra? Konuya girdim ama dinleyen yok. Hatta aralarında uyuyanlar bile oldu. Baktım olmuyor, daha hızlı konuşmaya başladım ben de. Ama hızlı konuşmak sunuma bir katkı sağlamaz ki. Duralım. Özellikle ilk birkaç dakika yavaş konuşulmalı, sunum yumuşak ve kararlı bir ses tonuyla başlamalıdır. Sunumu yapan kişinin sesi net bir şekilde duyulabilmelidir. Vurgu ve tonlamalar konuşmanın içeriğine uygun olmalıdır. Duru, açık, düzgün ve doğru bir dil kullanılmalıdır. Halbuki o kadar uyardım da. Atık kumbaralarının öneminden... Efendim lütfen uyumayın. Bak burada sizin için konuşuyorum. Efendim uyanır mısınız lütfen? Lütfen efendim. Lütfen. Teşekkür ederim. Lütfen. Kumbaralarımızda. İşin kötüsü yarın da aynı sunumu yapacağım. Anlaşıldı. İstersen beraber baştan bir toparlayalım şunu ha. Çok iyi olur. Dinleyicinin ilgisini diri tutmak son derece önemlidir. Çünkü sunum aynı zamanda bir paylaşımdır. Sunum sonrasında ise anlatılanlar özetlenmelidir. Sunum düşünceleri değiştirmek için yapıldıysa çağrı ile bitirilmelidir. Soru bölümünde ise tartışmaya girmeden açık ve net cevaplar vermeli, konu dışından gelebilecek olan soruların gereksizliği uygun bir dille belirtilmelidir. Bugün ele alacağımız bir diğer konu tartışma. Niye arabanı benimkinin önüne çektin? Sana mı soracaksın nereye çekeceğim diye? Tabii bana soracaksın. Bir saniye. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tartışıyoruz. Konumuz tartışma. Evet.
Tartışma dediğiniz zaman sanırım yanlış anladılar. Tartışma sözcüğünün kökünde tartmak eylemi vardır. Yani şiddete başvurmadan herkesin görüşünü açıkça ve rahatça ifade edebileceği konuşmalar gerçek tartışmalardır. Affedersiniz, biz yanlış anladık galiba. Oh. Tartışma için sizce neler olmalıdır? Konu güncel olmalı. Farklı görüşlere ve yorumlamaya açık olmalı. Bir de hiçbir fayda sağlamayan, herkesin görüş birliğine vardığı konularda tartışmalara girilmemeli. Diğer bir konu ise tartışmaların gruplandırılması. Tartışmaları topluma açık tartışmalar ve topluma kapalı tartışmalar olarak ikiye ayırabiliriz. Topluma açık olan tartışmaları açık oturum, forum, panel, münazara, sempozyum olarak belirtebiliriz. Bugünkü açık oturumumuzun konusu eğitimin toplum düzenine katkısı. Konuklarımız Profesör Doktor Mahmut Mahmutoğlu. Sayın Doçent Doktor Zühtü Zülüflügil. Ve çocuk gelişimi uzmanı Doğan Doğar Doğmaz. İzlediğiniz gibi bir açık oturumda en az 3 konuşmacı bulunur ve bir de başka. Bu konuşmacılar kendilerine ayrılan süre içerisinde konuşmalarını yaparlar. Açık oturumda halk kitlelerini ilgilendiren konuların sunulması esastır. Başkan konuşmaların sonunda konuşmaları özetleyerek bunları ilişkilendirir. Bugünkü son konumuz ise panel. Bir konunun çeşitli yönlerden aydınlatılması için küçük bir topluluk önünde ve bir sohbet havası içinde gerçekleştirilen tartışmalara panel denir. O zaman panele düşünce alışverişi diyebiliriz. Panelde konuşmacıların konuyla ilgili düşüncelerini kısaca iletmeleri istenir. Panelde bir yönetici ve en az 3 konuşmacı bulunur. Tıpkı açık oturumdaki gibi. Konuşmaların bitiminde dinleyiciler konuşmacılara soru sorabilirler.